Değerli izleyenler, Avrasya Hastanesi Zeytinburnu'nda 1 ila 31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı kapsamında bilinçlendirme programı gerçekleştirdi. Programa protokol mensupları, hekim, sağlık çalışanları, kanser hastalığını geçirip hastanede tedavi gören hastalar ve basın mensupları katıldı. İçinde bulunduğumuz Ekim ayı meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana bilinçlendirme ve farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Kadınlarda görülen kanserlerin yaklaşık %25'ini meme kanseri oluşturmaktadır. Şimdi baktığınız zaman bir hasta hastanemize girdiğinde her gereksinimi karşılanacak şekilde hizmet alıyor. Bu önemliydi. Hasta yorulmadan, beklemeden tüm tetkiklerini halledebilmeli, erken teşhis ile tedavisine başlayabilmeliydi. Bugün burada başlangıçta kurduğumuz hayali gerçekleştirmenin, sürekli değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurarak hastalarımız için en ileri teknolojiyi hastanemize getirmenin, akademik kariyerli hekimlerimiz ve güçlü sağlık kadromuzla milyonlarca kanser hastasına şifa olmanın gururunu yaşıyoruz. 23 yıldır sağlık hizmeti sunan hastanemizde onkoloji gibi önemli bir birimin kurulumunda emeği geçen, herkese, halkımıza, bize güvenen ve tercih eden hasta ve hasta yakınlarımıza, devletimize, çalışanlarımıza, bizleri bugünlere taşıyan herkese müteşekkiriz. Hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türü olup erken tanılı konulabildiği takdirde tedaviye olumlu cevap verme oranı %99'lara çıkıyor. Bu yüzden bütün amacımız meme kanseri farkındalığını arttırarak erken tanı koyabilmek. Bunun için de tüm kadınlara 20 yaş kullanmama gerek var mı? Sesim yeterince gür. 20 yaşından itibaren tüm kadınların kendi kendine meme muayenesi öğrenmesini, 30'lu yaşlardan sonra da ayda bir kendi kendine meme muayenesi, yıllık meme cerrahisi uzmanı tarafından meme kontrolü ve yaşına uygun olarak görüntüleme tetkiklerini yaptırmasını mutlaka öneriyoruz. Erken tanı çok önemli. Benim söyleyeceklerim size bu. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Öncelikle tüm katılımcılara, özellikle Hüseyin Hocam olmak üzere kaymakam, valimiz, temsil eden tüm hastanemizde çalışan herkese, hastalarımıza hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Meme kanseri farkındalık ayı neden var? Çünkü her yıl 18 milyon kişiye kanser tanısı konuyor tüm dünyada. Ve kadınlarda artık tüm dünyada akciğer kanserlerinin de önüne geçmiş durumda. Yani en sık görülen kadın kanseri meme kanseri. Fakat Globoken dediğimiz dünyadaki kanser verilerini tutan kanser istatistiklerine baktığımızda kanser ölümlerine yol açan kanserler arasında da geri planda. Bunlar hep başarılı tarama programları, kişilerin, kadınların özellikle meme kanserini ile ilgili kendilerini tanıma, tarama programlarına katılma ve daha iyi tedavilere ulaşabilme nedeniyle her yıl daha iyi hale geliyor. Bu nedenle de Ekim ayı her yıl meme kanseri farkındalık ayı olarak kutlanıyor. Böylelikle de benim hastalarımdan bana söyleyenler olmuştur.
Hocam hiç taramaya gitmemiştim ama bu televizyonda, magazinde, programlarda dikkatini çekmiş. Bu daha bir tanesi geçen yılkini anlatıyor. Yeni o şekilde gittim diyor. Niye şikayetim vardı? Bir tarama programına katıldım diyor. Onun için kadınların farkındalığını artırmak amacıyla bu programlar düzenleniyor. Pembe Kurdele'nin öyküsünü çok merak ettiğim için farkındalık aylarında anlatmayı çok severim. 1990'lı yılların başında Amerikalı bir hanım, kendisi meme kanserinden kurtulmuş 68 yaşında. Kızı ve annesi de meme kanseri olduğu için meme kanserinin için harcanan gider, yani kanser için harcanan giderlerin çok fazla olduğunu, aslında erken teşhis için harcanan paralar daha fazla olsa daha çok kadının hayatını kurtarabilir diye pitch dedi. Yani şeftali renginde kurdaleler yaparak tüm süpermarketlere binlerce kez, binlerce kart üzerinde yapıştırarak farkındalığı arttırmak amacıyla üzerindeki yazılarla gönderiyor. Bir kadın dergisi 95-96 yılında fark ederek diyor ki kadınla bir araya geliyorlar. Charlotte kadının adı, Amerikalı hanımın adı. Biz bunu kullanalım. O da diyor ki hayır, benim kurdalelerim ticari değil. Ticari bir dergide çıkamaz. Onlar da avukatlarına giderek diyorlar ki biz bunun rengini değiştireceğiz, pembe yapacağız. Herhangi bir hak iddia edebilir mi? Edemez diyorlar. O zamandan bu yana, 96 yıllarından bu yana da pembe kurdele meme kanseri farkındalığını gösteren kurdaleler olarak karşımıza çıktı. Tıp dünyası da, halkımız da kabul etmiş oldu. Ben de Şefika hocam gibi özellikle bu aya yönelik olarak tarama programlarımıza özellikle katılmaya çalışmamız gerektiğini, yani 40 yaşından itibaren hem Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği şekilde hem de dünyadaki birçok tarama programlarının önerdiği şekilde mamografi taramalara katılmaları gerektiği, 18'li yaşlardan itibaren de kendi kendine meme muayenesi ve 20'li yaşlardan itibaren de dönemsel olarak hekim muayenesine gitmeleri gerektiklerini vurgulayarak sözümü bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Hepiniz bu program için hoş geldiniz. Meme kanseri farkındalık ayı çok önemli bir günü temsil ediyor. Çünkü bugünlerde 1970'li yıllardan beri katlanarak gelen meme kanserine karşı kadınlarımızı daha duyarlı hale getirmek, bilinçlendirmek ve onlara bu farkındalığı oluşturarak tarama testlerine ya da kendi kendine meme muayenesine özendirerek meme kanserinin erken tanısında rol almak amacıyla düzenlenen bu toplantıya sizlerin de aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Basınımız sayesinde muhtemelen bu program yayınlanacak ve eğer biz bu programı izleyen birkaç kadına ulaşabilirsek ve onları bu konuda bilinçlendirip, bilgilendirip gerekli önlemleri almaları konusunda ön ayak olabilirsek ne mutlu bize. Şimdi meme kanseri neden önemli? Meme kanseri bir kere dünyada ve ülkemizde en sık görülen kanser türü. İkincisi, ucuz, kolay muayene metotları ve teşhis metotlarıyla belirlenebilmesi. Erken teşhis edildiğinde de tamamen tedavi edilebilen bir hastalık olması. Hastaların yaklaşık erken teşhiste %95-99'u artık erken meme kanseri çalışma grubunun 35-40 yıllık sonuçları açıklandığına göre 35-40 yıldır yaşıyor anlamına gelmesini içermektedir. Bu da bir ömür demektir. O nedenle Dünya Sağlık Örgütü 2004 yılından beri bu konulara dikkat çekmesi amacıyla bu 31 Ekim tarihlerini, yani Ekim ayını meme kanseri farkındalık günleri olarak uygulamayı, planlamayı ve bu konuda vatandaşlar, insanlarımızı bilinçlendirme amacıyla yola çıkmış bulunmaktadır. Türkiye'de yaklaşık her yıl 75 bin kadına yeni kanser tanısı konulmaktadır ve bunların da 18 bin adeti, yani dörtte biri, yani %25'i meme kanserinden oluşmaktadır. Hastaların meme kanserinden ölüm oranlarını azaltarak bütün tedavilerle birlikte yol almaktayız. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Valim, kıymetli misafirler, sevgili
çalışma arkadaşlarım, doktor arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kusura bakmayın. Artık çok zaman duygusallaşıyorum. Ben 10 sene kadar kamu hizmeti yaptım. Bulunduğum hastanede de, ihtisas yaptığım hastanede de kanser konusunda ciddi çalışmalar ve cihazlar alınmıştı, kullanılıyordu. O zaman onkolog arkadaşlarımız, hocalarımız vardı ve yurt dışına da birçok Türkiye'den hastalar gidiyordu. Ve orada hastanemizin başhekimi, daha sonra orası üniversite olmuştu, Bezmialem Üniversitesi, sonra 78'li yıllarda, 80'de dağıldı, Marmara Üniversitesi ile beraberdi. Onkoloji bölümümüz vardı, yoğun bakımlarımız vardı, kalp cerrahisi vardı ve onkoloji apayrı bir alandı. Biz de bu hastaneyi kurarken farklı bir şey olsun istedik ve en çok hastalar da onkoloji konusunda yurt dışına gidiyordu. Kalp cerrahisinde de gidiyordu ama onkoloji de büyük bir alan. Yani böyle kolay bir hayalini kurup da yapılacak gibi gözükmüyordu bana. ÇAPA'dan bir hocamız, değerli hocamız Gökhan Töre, profesör doktor. Şimdi rahmetli 4-5 sene oldu. Böyle bir projeye bilgi desteği verdi. Gönülden destek verdi. Ve biz burada onkoloji kurma kararını aldık. Ve onkoloji için temelden altyapısını yaparak onkolojisi olan bir hastane yapmayı planladık. Ve sonra da 1999 geldi. 1999'da da buradan sağ olsun Zeytinburnu'ndan iş adamları büyük bir destek verdi. 15 kişi beraber Çankaya'ya gittik. Cumhurbaşkanımıza ulaştık ve bize onkoloji mi olacak hastanenizde? Hay hay gelirim, açılışını yaparım dedi. Ve geldi, burada açılışını yaptı ve burada söylediği önemli sözler vardı. Her kim ki taş üstüne taş koyarsa ben mutlu olurum dedi. Zeytinburnu halkı burada toplanmıştı. Ben buraya sizin için geldim. Sizin için Doktor Hüseyin Uğurlu ve arkadaşlarına teşekkür etmeye geldim. Tabirini kullandı ve sonra dedi ki burası şifa kapısı olacak. Biz o gün bugün burada şifa kapısı sloganını kullanmaya devam ediyoruz. Avrasya Hastanesi Uğurlu ailesinin bir kuruluşu. Burada kardeşlerim, yeğenlerim bizimle beraber ve Avrasya Hastanesi olarak iki büyük hastanemiz var. Bir de ilk göz ağrımız olan Bakırköy'de Çamlık Hastanesi var. Ben burada tüm çalışma arkadaşlarıma tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca onkolojide şu an hizmeti geçen ve güçlü kadro dediğim hekim arkadaşlarımla bu hizmetleri yürütüyorum ama bu hizmetler sadece burada gördüğümüz Vecdi Hocam, Fatma Hocam, Hakan Hocam, Nilgün Hocam ve Erhan Hocam bunlardan ibaret değil. Ama bunlar lokomotif, güçlü kadro. Arkasında her alanda bize destek veren, cerrahisini yapan,
bronkoskopisini yapan, gastroskopisini yapan, kolonoskopisini yapan, biyopsilerini yapan, girişimsel radyolojiyi yapan geniş bir ekip ve laboratuvarlar var. Hatta anjiyo bile burada işimize yarıyor. Biraz önce arkadaşlarım bahsetti. PET-CT önemli bir araç. Özellikle kanserin yayılmasında çok önemli bir araç. Mamografi yine meme kanseri konusunda çok önemli bir araç. MR, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi, yine tedavide triloji veya radyoterapi cihazları çok önemli bir araç. Bunların hepsi hastanemizde mevcut. Ameliyathanelerimizde rahat rahat bu büyük ameliyatlar yapılabilir durumda. Bütün bu hizmetler insan sağlığı için, insan için, sağlık için ve ülkemizin hastaları için. Ama sadece şu an ülkemizin hastalarına değil, birçok hastalar da yurt dışından geliyor. Bugün Amerika'dan bir üniversite ve hastane sahibi, 5 üniversite sahibi bir Amerikalı dostlar geldi ve hastanelerimizden birini gezdirdi. Bir kata gezdirdik. Bir katta 14 hastanın 9'u yabancı hastaydı. Yani biz de amaçlarımıza bir nevi ulaştık. Dünyanın şu an sayılı hastanelerinden veya sağlık hizmeti veren kurumlarından biriyiz ve ülkemizde dünyada sağlık turizminde 3. sırada. Yani neredeyse Almanya'yı da geçmiş durumdayız. Yani ortada Amerika, Güney Kore, Almanya, 3. sırada çok zaman Türkiye. Böyle bir durumdayız. Biz bununla da gurur duyuyoruz. Bu ülkemizde bu duruma gelmesi sağlığın çok önemli. Ben de tüm halkımıza buradan sesleniyorum. Ama bunun yanında biz sadece buralarda seslenmedik. Birçok radyo, televizyon programlarında da halkımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek için tüm kadrolarımızla mücadele ettik. Bundan farklı programlar da yaptık. Bu konuda da sosyal sorumluluk konusunda da halkımıza farklı hizmet vermeye çalıştık. Meme kanseri farkındalık ayı nedeniyle kontrolü elden bırakma erken teşhis hayat kurtarır diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok kıymetli vali yardımcımız, sağlık daire başkanımız ve ilçe sağlık müdürümüz, Avrasya Hastaneler Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Sayın Hüseyin Uğurlu ve İbrahim Uğurlu, kıymetli hekimlerimiz, kıymetli çalışanlarımız, hastanemizin kıymetli çalışanları ve katılımcılar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evvela ben Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arasoy'un da selamlarını size iletmiş olayım, iletmiş istiyorum. Evet, bugün bu farkındalık etkinliğini yaptığı için ben Avrasya Hastanesi'ne çok teşekkür ediyorum. Çalışanlarına ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Elbette sağlık deyince sağlık insanoğlunu, insanı ilgilendiren bir konu ve çok kıymetli Uğurlu ailesi de Zeytinburnu'nda 1999'dan başlayan bir serüvenle çok kıymetli bir hizmet kazandırdılar Zeytinburnu'muza ve Zeytinburnu'muza şifa dağıtan, şifa kapısı olarak kıymetli Hüseyin abinin ifadesiyle şifa kapısını Zeytinburnu'ndan tüm İstanbul'umuza ve Türkiye'ye, şimdi de öğreniyoruz ki bütün dünyaya şifa dağıtmaya devam ediyor. Duygu dolu bir konuşma yaptı Hüseyin Bey. Evet, haklıydı çünkü hakikaten büyük bir emek var. Biz de buna şahitlik ettik burada Zeytinburnu'nda. Çok kıymetli yemekler verildi, çok kıymetli hizmetler sunuldu. Ben bu
konuda da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu başarılarından dolayı da kendilerini takdir ediyorum. Kıymetli hocalarımız konuyla alakalı ve bugünkü toplanma sebebimizle alakalı çok kıymetli bilgiler verdiler. Ben onlara da çok teşekkür ettiğimi ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda da büyük bir başarı diliyorum. İnşallah sağlık konusunda daha da ifade ettiğinizden daha da ileri noktalara ülkemiz taşıyacak ve ülkemiz bütün yurt dışındaki hastalara da insanlarımıza da çok kıymetli hizmetler ve şifa dağılmaya devam edecek. Ben yaptığınız bu etkinliğinden dolayı sizleri kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Valim, kıymetli protokol, sevgili meslektaşlarım ve çok sevgili sağlık çalışan arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben de Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun selam ve sevgilerimi sizlere ileterek konuşmama başlamak istiyorum. Kendisi 2 yıl önce Covid'den kaybettiğimiz eski İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlı adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Gümüşhane'de yaptırdığı okulun açılışı nedeniyle şehir dışında, o yüzden gelemediler, onu temsilen ben buradayım. Değerli arkadaşlar, evet, Hüseyin abi diye hitap edeceğim izninizle. Hüseyin abiyle bizim yolumuz sanırım 1993'te kesişmişti, yani 92 ya da 93. Ve ilk göz ağrım diye ifade ettiği Çamlık Hastanesi'nde tanışmıştık. Ben neden bu kadar duygulandığını en iyi hissedenlerden birisiyim. Çünkü o günden bugüne o kadar ciddi mesafe kat edildi ki ben yeniden hem kendisini hem de ekibi sizleri kutluyorum bu başarıdan dolayı. Çünkü bu başarı hikayesi kolay yazılan bir hikaye değil. Ben kendim de hekimim. Ve ayrıca hem Çamlık'ta hem de bu hastanede, ama bu binada değil, A blokta, bu bina yeni yapılmış. Birçok kere ameliyata girdim, hasta uyuttum. Dolayısıyla altyapısının ne kadar iyi olduğunu, güçlü olduğunu da bilen birisiyim. Kutluyorum Hüseyin abi, elinize sağlık. İnşallah başarılarınızın da devamını diliyorum. Değerli arkadaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz sağlıkla ilgili neler yapıyoruz? Çok kısaca onlara değinmek istiyorum. Biliyorsunuz sağlıkta tedavi edici sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı'nın ötesinde yürütülüyor. Biz yerel yönetimler olarak koruyucu ve önleyici sağlık tarafındayız. Bu görev tanımı nedeniyle de bilinçlendirme, farkındalık, hastalıklar oluşmadan önlemek adına üstlendiğimiz görevi diğer alanlarda olduğu gibi meme kanseri ya da onkoloji ile ilgili çalışmalarımızda da devam ettiriyoruz. Meme kanseri ile ilgili bizim üniversitelerle, sivil toplum örgütleriyle, bu konuyla ilgili tüm sektörlerle iletişimimiz var, dinamik olarak devam ediyor. Ve farkındalık ayı içerisinde yine bu şekilde bilgilendirme ya da seminer çalışmaları şehrin çeşitli yerlerindeki bir ay boyunca pembe aydınlatma faaliyetleri artı bizim şehir ekranları dediğimiz billboardlar, toplu taşıma araçlarındaki ekranlar ya da işte köprü üstlerindeki o ilan asılabilen yerlerde halkımızı bilinçlendirmek, bu konuyla ilgili dikkat çekmek ve algı oluşturmak adına çalışmaların onlarla birlikte, diğer paydaşlarımızla birlikte ortak çalışmanın içindeyiz. Ayrıca yine koruyucu önleyici ya da önceden tedbir alabilmek adına da bizim kendi birinci basamak sağlık alanlarımızın içerisinde mamografi ve ultrason hizmet uygulamalarımız var. Bu şekilde meme kanserinde olduğu gibi diğer alanlarda da halk sağlığını korumak adına, toplum sağlığını korumak adına vektörlerle mücadeleden tutun da bağımlılıkla mücadele farkındalığı, evde sağlık, psikolojik danışma merkezleri gibi sayabileceğim bizim sağlık dairesi çatısı altında yürüttüğümüz çalışmalarımız var. Ve Sayın Başkanımızın oluşturduğu vizyon doğrultusunda da bu anlamda yatırımlarımıza devam ediyoruz. Çok uzatmayacağım. Burada olmaktan çok mutluyum. Sizlerle olmaktan çok mutluyum. Bugünkü davet için yeniden teşekkür ediyorum. Gerçekten yıllar öncesine götürdü Hüseyin abi beni.
Hepinize yeniden saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, çok değerli katılımcılar. Gerçekten de güzel bir program oldu. Güzel hazırlanmış. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bu çok önemli bir konu, çok önemli bir süreç. Tabii ki böyle günlerde bir yoğunlaşma oluyor. Ama burada mesele bu salondan çıktıktan sonra da bu erken teşhise yönelik çalışmaların koordineli olarak olması konusunda hep beraber çabalarımızı artırmamız gerekiyor. Belli bir yaştan sonra söylendiği gibi yani bu insanların belli bir eğitimle kendilerinin de yapabileceği bir ön bir çalışma aslında. Ama elbette insanlara bu eğitimi vermek, bu bilinçlendirmeyi sağlamak kolay olmuyor. Şimdi elbette ülkemiz sağlık alanında özellikle son 20 yılda gerçekten çok önemli bir mesafe aldı. Bu bir gerçek. Ben Bakırköy'de doğumluyum. Yani Zeytinburnu şu anda bulunduğumuz yerde, işte çocukluğumuzun geçtiği yerler, elbette Çamlık Hastanesi'ni vesaire biliyoruz. Ama gelinen neticede çok önemli bir mesafe alındığı da bir gerçek. Memleketin değişik yerlerinde görev aldım. Yani bu Hakkari'nin Çukurcası oldu. Orada 2 sene kaymakamlık yaptım. İşte Urfa, İlvan, Doğu vesaire pek çok yerde mağlubiyetin daha çok yaşandığı yerlerde de çalışmalarımız oldu. Elbette Sağlık Bakanlığı'nın burada çok önemli güzel çalışmaları var. Önleyici hekimlik konusunda da çok önemli çalışmalarımız var. Bu konuda çalıştığımız yerlerde de gördük. Yani gün oldu köylerden araç tahsis edilerek bu görüntülemeyle ilgili çalışmalar yapıldı. Bunlar son derece önemli. Ama pratik ve pragmatik olmak lazım diye düşünüyorum. Yani bu olayın bilinçlendirme çok önemli. Yani bence sosyal medya çok önemli. Yani bunları okullarımız çok önemli. Bu çalışmaları bu erken teşhisin konulması konusunda çok daha ileri boyutlara götürebiliriz. Ve bunu da yapmamız gerekiyor. Bu konuda tabii nitelik ve nicelik bir arada olması gerekiyor. Ben ama işte doktorumuzu, işte yönetim kurulu başkanı Hüseyin Bey'i tebrik ediyorum. Çok güzel çalışmalara imza atmış. Ve kendisini bu hastaneler grubunda da, onkoloji alanında da çok önemli bir noktaya getirmiş. Yani biraz önce kendileri de ifade etti. İşte yurt dışından gelen kişilerle bir araya geldiğinde hastanenin bir katında yatan 14'ün 9'u muydu? Yani önemli bir sayı. Yani burada yurt dışından tedavi olmaya geliyorlar. Yani ülkemizin bu noktada geldiği seviye çok önemli. Ama inşallah bu potansiyel aslında daha da yüksek. Bu potansiyeli çok iyi kullanmamız lazım. Sağlık turizminde gelinen noktayı ben çok önemsiyorum. 2 sene işte Covid yaşadık. Ama bu süreçte dahi ve bu süreçten sonra da sağlık turizmi alanında ülkemizin geldiği nokta belli ama bu elbette yeterli değil. Bu potansiyeli çok daha iyi yerlere getirmemiz gerekiyor. Bu çalışmada emeği geçenleri ben tebrik ediyorum. Yani burada bir emek var. Bu sunum da güzel bir sunum. Kısa, öz ve sıkıcı olmayan bir sunum. Etkili, kısa konuşmalarla vurgulandı. Ama gene tekrar etmek gerekirse bu eğitim boyutu çok önemsiyorum. Yani işte acaba yüzde kaç işte kadın bu kendi yapması gereken çalışmayı yapabiliyor? Ben bu oranları çok da yüksek olmadığını düşünüyorum. Bunları yukarı çıkarmamız lazım. Bunları yaparsak erken teşhiste yani ilk evrede daha öncesinde belli bir sıkıntıyı azaltmamız mümkün. Emeği geçenleri çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu hastaneler grubu da çalışmalarını daha da ileri noktalara taşıyacaktır. Herkese saygılar sunuyorum. Bugün programımıza katılım sağlayan İstanbul Valisi adına Sayın Niyazi Erten, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu temsilen Sağlık Daire Başkanımız Doktor Öğretim Üyesi Önder Yüksel Erliğit'e, Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Ömer Arısoy'u temsilen Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Avukat Saffet Öz, Zeytinburnu İlçe Sağlık Müdürümüz Sayın Doktor Havva Kaplan Kılavuz'a çok teşekkür ediyoruz. Yine bugün bizleri yalnız bırakmayan
basın mensubu arkadaşlarımız, Vizyon 58, Tek Rumeli TV ve değerli konuklarımız, sağlık çalışanlarımız, hekimlerimiz, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Farkında ol diyoruz. Bizler ayrıca Avrasya ailesi olarak tüm meme kanseriyle savaşanlara, bu hastalıkla savaşıp kazananlara, onların yanında olan her zaman değerli hekimlerimize, cefakar ailelerine de bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür ediyoruz ve alkışlıyoruz. Bugünün en azından farklı bir fotoğraf için tüm konuklarımızı sahneye alabilir miyiz?